Aman da pamuk gibi olmuş. Hadi bakalım Nuri'nin babası al. Zekeriyacım uzat tabağını yavrum. Yok hadi. Ben öğlen çok yedim Zafiye, bana koyma. Zekeriyacım gözün aydın. Nuri'nin anasını nihayet bulduk. Kıtır. Nuri kim lan? Neyin kıtırı? Aa, hani dün akşam aksakallı dede girdi ya benim rüyama. İşte kıtır senin gelinin olacak anacığım ya. Baba var ya, annem kafayı hepten üşüttü. Bak ben sana söyleyeyim. Anne git işine ya. Ben daha gencim. Ayrıca Itır'la öyle samimiyetimiz de yok. Yani arada sırada işte tekmeleşmişliğimiz var, o kadar. Huyunu bilmiyoruz, suyunu bilmiyoruz. Büyük aşklar da zaten büyük kavgalarla başlar abi. Ona bak Sıdıkı, salaklığın lüzumu yok kız. Benden sonra sıra sana gelecek biliyorsun. Hı? Kadın artık sadece bunun için yaşıyor. Abim haklı anne. Yani yıllardır evlen evlen diye başının etini yedin. Ya bırak zamanı gelince kendi karar versin. Aman o kendi başına çorabını bile bulamaz. Kızı nereden bulacak? Bak benim dediğim zaman evlendirseydik bunu. Şimdi 6 yaşında olacaktı Nuri'cim ya. Tutup okula götürüp kaydını yaptıracaktık Zekeriya. Lan durduk yere masraf çıkarma başımıza Safiye. Daha çocuğun işi gücü yok ya. Yani öyle tek başımıza kalkamayız düğünün falan altından. Öyle dört dörtlük düğün yapacak halimiz yok Zekeriya. Olduğu kadar işte. Hem kızın babası manavmış yani. Senin gibi esnaf. Var ya Nuri manav. Tövbe tövbe. Lan durduk yere bir de Nuri girdi hayatımıza. Alo. Alo baba ya. Bir saniye. Abi Itır arıyor, bir şey soracak. Ver sen, ver ver, ben konuşurum. Aa. Alo. Kıtır, yavrucuğum nasılsın ha, iyi misin? Kıtır, bana bak. Annenler iyi mi çocuğum? Heh, bak bir gün onları kahve içmeye getir, olur mu yavrucuğum benim? Daha tanışalım değil mi? Bu hayırsız bugün seni aldı götürdü dışarıya. Bir türlü böyle doğru düzgün oturup konuşamadık. Ya öyle oldu Safiye Hanım teyze. Ben samimi telefonu alabilir miyim acaba? Verdiği ders notlarında bir yeri okuyamıyorum da. Neyi okuyamadın kızım ha? Sarhoş maymun vuruş tekniğinde savunma nasıl yapılıyor onu soracaktım Safiye Hanım teyze. Yani sarhoş maymun tekniğinde savunma nasıl yapılıyor? Öyle mi sorayım ha? Dur, Samim nasıl yapılıyor lan ha? Ya anne ver şu telefonu ya. Dur çık kızım, ver şunu ya. Ver bana. Sen de konuşuyor, sen araya girme işte. Tamam mı? Ver şu telefonu. Karışma dedim. Alo, canım benim. Bak şimdi kızım, ha bir şey söyleyeceğim sana. Bir ters bir yüz vuruyorsun, o yazdığı güzelim. Nuri Bey nasıl, iyi mi ha? Yok bir şey. Aa canım selam söyle olur mu? Ha bak bir şey soracağım sana aklımdayken. Senin kan grubun neydi yavrucuğum? Hay bir şeyden değil. Aa, belki ileride lazım olur diye soruyorum. Kıtırım benim. Anlamadım. Hay hay tabii canım oldu. Başka zaman görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Ayol bu kız ters galiba biraz ha. Kan grubunu sordum, söylemedi Sıdıka. Yuh yani anne, ne yapacaksın ki kızın kan grubunu? Canım aralarında kan uyuşmazlığı var mı diye merak ettim. Ne var yani? Samim, lan senin kan grubun neydi be? Benim kanım resmen dondu bu yaptıkları karşısında. Anne! Artık kız bana hayatta yüz vermez ha. Benimle birlikte kiremit bile kırmaz. Ben gidiyorum. Kalk kız, kalksana lan. Çamura uzanmış manda gibi yapışıp kaldın yatağa be. Kalk işe gideceğim ben. Aman be Zekeriya. Üf, azıcık daha uyuyayım ya, ne olursun bırak beni. Bütün gece bekledim. Aksakallı dedi rüyama girsin diye ama gelmedi. Şimdi belki gelir. Azıcık daha uyuyayım, ne olursun bırak beni hadi. Lan Safiye. Bak adamı delirtme ha. Her gece aksakallı dede mi olur lan? Ay ne yapayım Zekeriya? Daha soracağım sorular var. Bak şimdi Nuri tek çocuk mu olacak, başka kardeşleri olacak mı? Sıdıkan'ın çocuğu olacak mı? Hem daha Gülben Ergen'in durumu var canım. Lan bak yine Nuri diye tutturma. Samimi de boş yere bunaltıyorsun. Çocuk eve gelmedi senin yüzünden ya. Ay Zekeriya Allah'ını seversen biraz daha uyuyayım sonra kalkarım. Ulan şimdi böyle bir koyacağım ahirete kadar uyuyacaksın ha. Kalk da kadınlık görevlerini yerine getir hadi hadi. Ay tamam. Aa kalkıyoruz. Öp be. Bana bak aksakallı deli bir rüyama girsin var ya ilk işim seni hallettirmek olacak. Görürsün sen Zekeriya. Hah.